Bırak beni. Hayır. Burak'ı görmeye gelmedim. Beni görmeye geldi. Biz tekrar birlikteyiz. Hadi gidelim. Ne? Ama sen yanımda olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Dilim tutuldu sanki. Hiçbir şey söyleyemedim. Ya Aslı, ağlama artık lütfen. Ben seni ağladıkça kendimi daha kötü hissediyorum. Geçti bitti. Hakan, sana çok teşekkür ederim. Yani beni orada o şekilde koruman o kadar değerli ki benim için. Benim yüzümden de yalan söylemek zorunda kaldım. Ben bundan hiç şikayetçi değilim. Hiç masum kız havalarına girme. Ben senin ne mal olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Burak'ın yalanlarına ortak ettiği bir oyuncaksın sadece. Bense onun evleneceği kişiyim. Bunu kafana iyice sok. Boş hayaller kurup benim yerime geçebileceğini düşünme bile sakın. Senin gibi üçüncü sınıf mahalle kızlarıyla Burak ancak birkaç gün gönlünü eğlendirir, o kadar. Selda Hanım iyidir, hoştur ama oğlu söz konusu oldu mu asla kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir şeyde sizi de beni de kapının önüne koyar. Bunun daha fazla sürmesine izin veremem. Buna bir son vermem lazım. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Aslım. Aslım. Bugün çok yoruldum nedense. Bitmedi mi işin anne? İstiyorsan ben yardım edeyim sana. Selda Hanım'la Nihat Bey yemeklerini yediler. Kahvelerini de içtiler. Herhalde artık bir şey istemezler. Ay. Ah. Aa. Aslım. Ya şu elbisemin lekesi için suya basmıştım. Onu bir durulayıp asar mısın çocuğum? Tamam anneciğim. Çamaşır odasında.